Merhaba değerli takipçilerim, Çiçekli Dünyam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sıklemen çiçeğinin bakımından bahsedeceğim. Bu sıklemen çiçeği kışı çok sever, güzeller güzel çiçekler açar. Böyle kış geldiği zaman coştukça coşar, soğuğu sever. Mutlaka kışın bu çiçekten bahçelerinizde olması lazım arkadaşlar. Ben sıklemen çiçeklerini saksıda bakıyorum. Çünkü yaz geldiği zaman onları gölge bir yere alıyorum. Güneşi hiç sevmiyorlar. Yaz güneşini hiç sevmiyorlar. Gölgede olmaları gerekiyor. Yazın güneşe direkt olarak maruz kalırlarsa dayanamazlar, ölürler. Şöyle yapacağız. Kışın bu çiçekleri saksıda güneş alan bir yere koyabiliriz. Kış güneşi onları rahatsız etmezler. Soğuğu severler. Ama yaz geldiği zaman saksılarımızı gün ışığı olan fakat güneş ışığının direkt olmadığı yerlere alacağız. Arada toprağı kurudukça sulayacağız. Yaprakları sarardıkça sararan yapraklarını alacağız. Korkmayacağız. Öldüğünü düşünüp çiçeğimize atmayacağız. Ve tekrar sonbahar ayına geldiğiniz zaman sıklemenleriniz böyle coşkuyla size merhaba diyecekler. Toprak seçimine gelirsek klasik yine arkadaşlar bu toprak seralarda olan topraklardan, çiçekçilerde olan topraklardan kullanabiliriz. Çiçekli dönemlerde, bu kışın çiçek açtığı dönemlerde dışarıdan vitaminler verebiliriz. Ayrıca evde yaptığımız işte haşlanmış yumurta suyunu, işte muz kabuğu suyunu, onları verebiliriz. Gayet işte pirinç suyu da olabilir. Onları da ziyan etmeyelim. Çiçeklerimize çok iyi geliyor. Her şeye, birçok şeye iyi geliyor zaten. Bunlar da severler. Vitamin olarak kullanabiliriz. Evet, dediğim gibi bu bahsettiğim kürlerden de çiçeklere vitamin olarak verirseniz çok iyi gelecektir. Gördüğünüz gibi sıklemenin çok canlı ve çok güzel renkleri var. Beyaz, pembe, ebruli bir rengi var. Kırmızısı var. Gördüğünüz gibi müthiş. Sıklemen rengi galiba bu. Ben de bilmiyorum. Sıklemenin kendi rengi kendisinden. Pembenin güzelliği, beyazın muhteşemliği, çok güzel bir çiçek. Gerçekten kışın, kış olsun, kışı da güzelleştiren, kışı güzel hale getiren bir çiçek. Hani hep yazın açar ya çiçekler, yaz için çok güzeldir, rengarenk çiçeklerle bahçemizi süsleriz. Bu da kış için bizi yalnız bırakmıyor. Kışın karamsarlığında yanımızda oluyor. Bakmaya, izlemeye doyamadığımız çok çok güzel bir çiçek. Aslında çok nazlı değil, bakımı bunun da kolay. Bir iki püf noktası var. Yazın koruyabilirseniz kışa bu şekilde cap canlı bir şekilde açarlar ve sizi çok mutlu ederler. Dediğim gibi bakımı kışın kolay. Gün ışığı alsın. Yazın güneşten koruyun. Gölge bir yerde saklayın. Suyuna dikkat edin. Vitaminlerini verin. Saksı değişimi yapmak istediğinizde ilkbaharda yapın. Yazın çünkü dinlenmeye girecek artık. Kışa hazırlanacak. İlkbaharda saksısını toprağını değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Kışın bırakın bol bol çiçek açsın. Yazın dinlendirin. Ve kışa girdiğinde tekrardan sizi mutlu etsin. Çok güzel bu bir çiçek. Mutlaka edinin. Mutlaka olsun bahçelerinizde. Bakımı da oldukça kolay. Çoğaltılmasına gelince ben çoğaltılmasıyla ilgili ben bunları birkaç sene önce çiçekçiden almıştım. Kendi çoğaltmaya kalkarsanız çok da kolay değil ama mutlaka çoğaltanlar vardır. Yani dibindeki yumurdan çoğaltan var. Yapraktan zor. Tohumu var. Tohumlarını işte yaz sonu ekerek çoğaltanlar var. O şekilde de yapanlar var. Ama onlar zor. Benim denediğim yöntemler değil. Ben almıştım daha önce çiçekçiden. Ama öldürmeden bakmaya çalışıyorum. Kışın edindiğiniz bu güzellikleri lütfen yazın öldürmeyin. Koruyun. Ve kışa tekrar bu şekilde açmasını sağlayın. Sezonluk çiçek olmaktan çıksın. Ben çünkü yıllar önce aldığımda kışın çok severek bakmıştım. Yazın bilemediğim için nasıl korumam gerektiğini ölmüşlerdi. Sadece sezonluk alındığını düşünüyordum. Öyle değil. Yazın da korursanız kışın tekrar açmaya devam ederler. Şimdilik sizlere sıklamenle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.